Bu bir uzaylı istilasıdır. Bu bir uzaylı istilasıdır. Kıpırdamadı adam. Senin düşüncelerini ele geçireceğim. Düşüncelerime önem verdiğin için teşekkür ederim. Ne var bu uzay gemisinin içinde? Nohut pilav var uzaylı kardeş. Vereyim mi bir tabak, yer misin? Yemem. Onlar artık pilav değil. Dönüştürdüm onları. Onlar artık kum oldu. Pencüsü! Mars! Ne? Mars mı dedin? Nereden bildin Mars'tan geldiğimi? Teslim olun dünyalı. Etrafınız sarıldı. Dünyanızın hepsi benim olacak. Hepsini almaya mı geldin? Al tepetime kullan. Kamyon çağıralı mı götürmen için? İstemez. Özel uzay gemim var. İpi onun arkasından bağlayıp çeke çeke rahatlıkla götürürüm. Mayakonlu, bu saatlerde trafik biraz yoğundur. Biraz daha geç taşı istersen ha. Kıpırdama. Teslim ol pamuk adam. Bu bir uzaylı istilasıdır. Ellerini havaya kaldır. Yuh yuh. Bu bir uzaylı istilasıdır dedim sana. Buraya ne geldim? Burada ne durdum? Buradan da ne gittim? Sen bizdensin. Buradan ayrılma. Seni esir aldım. Ama sen çok geç kaldın küçük adam. Beni çoktan birisi esir aldı. Kim? Söyle. O zaman sana dokunmuyorum. Sen zaten o büyüttün. Kıpırdama. Bu bir uzaylı istilası. Ellerini havaya kaldı. Aman paşam. Vallahi ne istersen yaparım yavrum. Yani sakın benim canıma kıyma. Oradan bir tane mandalina ver. Mandalina mı? Tamam. Buyur. Yalnız bir dahaki istilada bunun parasını senden alırım. Bu ilk istilan olduğu için bizim ikramımız olsun canım. Ne güzel de yakışmış. Şunu bir dakika versene bana bakayım. Şimdi vereceğim merak etme. Dur dur. Aklıma bir şaka geldi. Dikkat! Bu bir uzaylı istilasıdır! Ay! Anam gözlerim yanıyor! Ay! Göremiyorum! Göremiyorum! Aruh efendi siz miydiniz ayol? Ben de öyle maskeyle görünce sapık zannettim. Onun için biber gazı sıktım. Vallahi özür dilerim. Biber gazı? Ay yok. Yani çok duygusal bir sahne olduğu için gözlerim yaşardı. Ondan yani yok bir şey. Ah. Ay Huriye. Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Aleyküm selam baba. Kardeşlerim, ben bu dünyanın bir gün uzaylıların istilasına uğradığını, gel gelelim bundan hiçbirimizin haberdar olmadığını, çünkü bu hadisenin tam 1000 yıl sonra gerçekleştiğini, hain uzaylıların dünyamızı bir karpuz gibi çart diye ortadan ikiye ayırıp dilim dilim yiyecek derken, tam 90+4'te dünyayı uzaylıların istilasından kurtaran Cüneyt abimizin hikayesini anlattım mı? Anlatmadım baba, anlat. Ne dikiliyorsun orada? Ay'a dikilmiş bayrak direği gibi patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. Yaklaşın galaksimize, yaklaşın uzayın boşluklarına. Kaşık gelmiş şansımızdan. Hem de şekersiz. Bir niyet tutalım bari. Kardeşlerim, uzay çağı bitmiş. Ya taarruz keçisi kafamı karıştırdım be. Affedersiniz. Uzay çağı bitmiş. Sanki zeytinyağlılardan ara sıcaklara geçiliyormuş gibi galaksi çağı başlamıştı. Dünyamızı sıkıştırılmış, preslenmiş, beyin moleküllerinden oluşan incecik bir tabaka koruyordu. Uzaylılarda ise beyin yoktu.
Ya beyin olsa zaten böyle şirin, böyle güzel bir beldeye saldırıp rezalet çıkartmazlardı zaten. Canavar uzaylıların başında dünyamızı ele geçirmek isteyen sihirbaz isimli bir terbiyesiz vardı. Tehlikeyi gören feza pilotu Cüreyt ve kankası Ali akşam benzinciden aldıkları 20 metre uzay yakıtı, uranyum bikarbonatı bir huni vasıtasıyla depoya lak 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 doldurdular. Sonra da gemiden daha küçükçe mütevazi uzay kotralarının koltuklarına kuruldular. Kemerlerini takıp cikleyi çektiler, marşa bastılar. Bın! Diye sabah erkenden uzayın limonata gibi serin boşluğuna açıldılar. Allah Allah. Ya küçücük kotrayla uzaya açılmak büyük cüret ya. Kahramanımız Cüreyt hiç gaza maza basmadı. Yükseliyorum dedi, tak boynunu havaya kaldırdı. Uzay kotrasının bilgisayar sistemi çok önceden ileri bir teknolojiyle Cüreyt'in boyun kaslarına bağlanmış olduğundan haşi kalkıyorum deyince tak diye gemi kalktı. Yükselir yükselmez de dünyamızın 100 metre ilerisinde harekete yatmış bekleyen uzaylı serserilerin randırısına uğradı. Dakika bir gol bir yahu. Kaptan Cüreyt ve kankası Ali hemen tuşlara, butonlara, batonlara bastılar. Betonlara basmamaya özen gösterdiler. Zira betona basarlarsa bu uzaylıların işine yarayabilirdi. Bizimkiler hemen lazer toplarını, alutesi, morutesi tüfeklerini, hışım kılıçlarını, enerji kalkanlarını, sinerji şeylerini, cartlarını, jurtlarını çekerekten cim 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 vav 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 diye acayip bir şekilde kafa şişiren bir şekilde kocaman demir asa bir uzay savaşına başladılar. Ya ben de bazen sağanak yağmurda bir damlaya bile yakalanmadan böyle kıvrak hareketlerle kaçıyorum, manevra yapıyorum ama sonradan bir bakıyorum neticede dereye düşmüş gibi oluyor. Uzay pilotu Cüreyt ve kankası Ali bir sürü uçuş brevesi, bravosu, af primi almış tecrübeli pilotlardı. Sağlı sollu eskimlerle füzeleri atlattılar. Yardımcısı Ali hemen şık 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 on parmak bir şekilde geminin kumanda sistemine girişti. Bütün bir koordinatı A4 fotokopisini çıkardı. Cüreyt abimiz boynuna bağlı sensörler sayesinde iniyorum dedi, boynunu eğdi. Gemi alçalmaya başladı. Alçaldı, alçaldı. Üstüne hadi bakalım bu da cabası der gibisinden acayip bir gezegene indi. Sensör nedir abiler? Ne sensör, ne ben söyleyeyim. Neyse, bizimkiler uzay gemisinden indiler. Yardımcı uzay pilotu Ali şaşkın şaşkın etrafa baktı baktı. Neredeyiz biz abi deyince Cüreyt abimiz köylü bir dikildi. Şahin gibi etrafa baktı. Bilmiyorum dedi. Halbuki o gittikleri yer hepimizin çok yakından tanıdığı Ürgüp peri bacalarıydı. Arkada tesbih gibi ipe dizilmiş alış satan uzaylılar bile vardı. Bir iki kart postal alsalardı. Hatta Cüret kart Ali de postal alsaydı. Bizimkiler gezegende aç karınlarını doyurmak için simit mimit ararlarken birdenbire oradan atların üzerinde mizraklarıyla eski halıdan, patiskadan, şeker çuvalından ve peluştan mütevellit zombiler har 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 diye bunların üzerine saldırdılar. Cüreyt ve kankası Ali hemen bacaklarına dev yarasına 10 tonluk kayalar bağladılar. Böylelikle daha hızlı koşuyorlar, daha çok yükseğe sıçrayabiliyorlardı. Peki nasıl oluyordu bu kadar kocaman kayalarda sıçrayabiliyorlardı? Çünkü kardeşlerim o gezegende yer çekimi değil, yer itimi yani gök çekimi vardı. Her yörenin kendine göre adetleri var işte canım. Yani kültürel zenginlik bunlar. Kahramanlarımız içten patlamalı, dıştan yanmalı, dev yarasa kayaları 35-40 metre uzaklıktan ani şutlarla uzaylı canavarların üzerine püskürttüler. Akabinde bir omuz dabresiyle lak diye pisme manyak kral sihirbazın mekanına daldılar. Sihirbaz hemencecik bir göbek taşının üzerine çıktı. Üzerindeki tırtırlı ve tikenli maskesinin altından bıyığı göründü. Ben istersem aynı anda bir sürü sonsuz sayıda çoğalabilirim diyordu. Ama en fazla iki kişi olarak çoğalabiliyordu. O da aynı vasıtasıyla. Kardeşlerim,
pis ve manyak sihirbaz aynen kabiliyetsizler yarışmasındaki gibi elindeki asasını fokus hokus yaparak aniden bir kutuya dönüştürdü. Sonra kutunun kapağını açtı, içerisindeki soba boyasıyla boyanmış metalik renkteki koyun beynini gösterdi. Cüreyt'e döndü. Şimdi bir de sizin beyinlerinizi aldık mıydı? Bir de çocuğu ciğerciye gönderip yarım kilo dalak aldırdın mıydı? Dünya benim olacak dedi. Cüreyt'in cevabı ise şu oldu. Onu zaman gösterir. Sihirbaz gösterir de ama burada zaman yok ki güzelim. Mesela ben 945 yaşındayım ama 18 gösteriyorum. Akıl yaşım da sıfır dedi. Bu sihirbazların numaralarında illaki bir hile oluyor. Mesela kızı testereyle kesiyor ama o kız değil erkek. Manyak sihirbaz Cüreyt'in kankası Ali'nin beynine tel bağladı. Onun gücünü diye emdi. O esnada Cüreyt gizli odada bulunan keskin suntadan yapılmış 8 dallı dev yarı asa kılıncını çekti. Yaldız'a bulanmış beyni aldı. Yallah bu canavarlara girişti. Şakkada şukkada hababa hubaba bir kapışmadan sonra boyalı beyni eline geçiren sihirbaz onu şak diye Ali'nin yanağına bastı. Zihnini emdi, bütün aklını kendi kontrolü altına aldı. Sonra da Cüneyt'in kontrol makinizmesini kendi kontrolüne aldı. Abi çok ileri teknoloji konuşuyor. Vallahi bundan sonrası benim kafam basmıyor. Kardeşlerim, Cüreyt son bir hamleyle ellerini yaldızlı boya kutusuna daldırdı. Bir çıkardı, elleri tırtırlı köşeli eldivenlerine dönüştü. Ayaklarına bir baktı, o güzelim simsiyah botları pırıl pırıl yaldızlı bota dönüştü. Cüneyt, Spice Girl kızlarının böyle metalik göz alıcı kıyafetlerini giymiş gibi sihirbaza saldırdı. Fakat o sırada sihirbaz cebinden çıkardığı aynayı açık havadan istifade ederek güneşten bir yansıma yaparak Cüneyt'in gözüne sıktı. Cüneyt sol ayağının üstüyle patlayan kayaya tak diye bir şut çekti. Kaya pat 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 diye çeşitli şekillerde patlayarak sihirbazı şaşırttı. Tam bu esnada Cüneyt 8 dallı dev yarı asa kılıncını kaldırdı. Bu sihirbazı hart diye tam ortadan hak geçmesin diye eşit miktarda iki parçaya böldü. Gebertti gitti. Yaldızlı beyin de yandı. Bizim de beynimiz yandı. Neticede dünya kurtuldu. İyi dakika, benim kafama bir şey takıldı. Dünyada bir sürü zengin zengin büyük devletler, süper silahlı süper güçler var. Uzaylılarla niçin onlar savaşmıyor da bizim gariban Cüneyt Nali savaşıyor? Ya bunu anlamak için fezaya 1000 sene ileriye gitmeye ne lüzum var kıl kardeş? Dünyanın şimdiki haline bak. Ben süper güçüm diyenler ateşi yakıyorlar. Bu ateşi söndürmek gene Ali'ye, Veli'ye, Cüneyt'e düşüyor kardeşim. Vallahi çok ayıp.